Sevgili dostlarım merhaba. Yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi çok önemli bir konunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Tabii bu konunun detaylarını konuşurken aslında Türkiye ekonomisinin de genel bir çerçevesini çizmiş olacağız. Esas mesele şu: yabancılar doları şu anda neden yarı fiyatına alıyorlar? Evet, yabancılar doları neredeyse yarı fiyatına alıyorlar sevgili dostlarım. Ne demek istediğimin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım elbette. Çünkü bu çok önemli bir soru ve bu sorunun da cevabını vermemiz gerekiyor. Merkez Bankası 4,5 milyar lira daha rezervinden eriterek doları 6,02 seviyesine kadar getirdi. Ama acaba Merkez Bankası mı bu seviyelere getirdi, yoksa yabancılar da bu duruma bir çanak mı tuttular? Yani esasen doların düşmesini isteyen Merkez Bankası mıydı, yoksa Türkiye'den çıkmak isteyen yabancılar mı? Bence bu kritik sorunun cevabı Türkiye ekonomisi açısından çok önemli sevgili dostlarım. Eğer ki ilerleyen zamanlarda dolar düşmeye devam edecekse, yani 6,02, 5,02, 4,02, 3,02 gibi düşüş trendine girecekse ve devam edecekse, şu an itibariyle hiçbir sıkıntı yok. O zaman biz yabancılara yüksek fiyatlarla dolar vermiş oluyoruz sevgili dostlarım. Ama çok yakın zaman içerisinde Türkiye bir kur şoku yaşarsa, yani 6 lira olan dolar fiyatı bir anda 10 liraların üzerine çıkarsa, o zaman biz yabancılara neredeyse bugün yarı fiyatına dolar vererek Merkez Bankası rezervlerimizi eritmiş olacağız sevgili dostlarım. Bunun tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım ve şunu soracağım sizlere. Şimdi alt alta bazı maddeleri sıralayalım isterseniz ve bu maddeleri sıraladığımız zaman Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya bir perspektif tutalım. Ve Türkiye ekonomisinin geldiği bu noktada birkaç ay sonrasında her şey çok mu güzel olur ekonomik açıdan, yoksa her şey daha da kötüye gidip ciddi bir kur şokuyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Özellikle Merkez Bankası rezervleri bu kadar erimişken, Türkiye'nin CDS puanları bu kadar yükselmişken ve Türkiye borç bulmakta bu kadar zorlanırken, acaba doları aşağıya çekmesi mümkün mü? Yoksa, bakın altını çizerek söylüyorum, yoksa yaz aylarında, özellikle Temmuz-Ağustos aylarında çok ciddi bir kur şokuyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunun bedelleri çok ağır olur bir kere. Eğer ki bir devlet politikasıyla kur hızlı bir şekilde yükseltilirse bu başka bir şey. Devlet eğer ki özel sektörü kucaklarsa, özel sektörün arkasında durursa, özel sektörün borçlarını bir şekilde üstlenip gerekiyorsa onları kamulaştırırsa, o zaman kurun yükselmesinde bir sakınca yok elbette sevgili dostlarım. Ama devlet görünen o ki elinde herhangi bir para olmadığı için, dışarıdan para bulamadığı için, vergilerini doğru düzgün toparlayamadığı için özel sektörün arkasında duramayacak. Diğer taraftan yine kredi bulamayan bankalar, borçlarını çeviremeyen bankalar da reel sektörü finanse edemeyecekler sevgili dostlarım. Dolayısıyla ciddi bir problemle karşı karşıya kalacağız. İşte bu problemler zinciri büyük ihtimalle kur üzerinde çok ciddi bir baskıyı da beraberinde getirecek. Şimdi size çok özet olarak bazı maddelere kısa kısa değinmek istiyorum. Bir kere işsizliğimiz %15'e dayandı ve her ne kadar Sayın Berat Albayrak işsizlikte en kötü günleri geride bıraktık dese de, aslına bakarsanız işsizlikte ne yazık ki en kötü günleri geride bırakmışız gibi görünmüyor. Neden? Çünkü sanayi üretimi daralmaya devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye ciddi bir resesyona doğru adım adım ilerliyor. Ve işin kötü tarafı, bu resesyonun hemen arkasında, bakın hemen arkasında da çok büyük bir ekonomik kriz bizleri bekliyor sevgili dostlarım. Tablo böyle olduğunda bizim doları aşağıya çekmemiz çok da mümkün olmayacak. Çünkü biz bu işi artık finanse edemez hale getireceğiz. Ve finanse edemediğimiz için de Merkez Bankamızın içi de boşaldığı için sevgili dostlarım, çok ciddi kur şoklarıyla karşı karşıya kalacağız.
Gelelim yoksulluk sınırı ve açlık sınırına. Türkiye'de tam 50 milyon kişi yoksulluk sınırının altında sevgili dostlarım. Bu satın alma gücünün ne kadar düştüğünü bizlere gösteriyor. Evet, tam 50 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 6.918 liranın altında geliri olan 4 kişilik ailelerden bahsediyorum sizlere. Yine Türkiye'de 18 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor. 18 milyon kişi, bakın toplam 68 milyon kişiden bahsediyorum sizlere. 18 milyon kişi de 2.124 lira maaşın altında bir maaşla 4 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor sevgili dostlarım. Tablo buyken Türkiye'de reel sektörün ayağa kalkması mümkün değil. Reel sektör ayağa kalkmazsa batık kredi oranları her geçen gün artacak ve bankacılık sektörü de ciddi bir krize doğru adım adım ilerleyecek. Bankacılık sektörünün bir kriz ortamına girmesi ise önce finansal krizi, arkasından da topyekün bir ekonomik krizi beraberinde getirebilir sevgili dostlarım. Bakın ısrarla 3 aydır, 4 aydır bunu söylüyorum sizlere. Reel sektörün krizi büyüyerek devam ediyor. Sadece tüketici kredilerindeki batıklar değil artık. Reel sektörün sanayinin batıklarıyla birlikte, özellikle enerji sektörünün batıklarıyla birlikte ve konut sektörünün batıklarıyla birlikte bankacılık sistemi çok sıkıntılı günler yaşayabilir diyorum. Yine bu da kur üzerinde önemli bir baskıyı beraberinde getirecek. Yani biz Temmuz, Ağustos aylarında özellikle bankacılık sektöründeki batık kredi oranlarında hızlı yükselişler görürsek ve bankacılık sistemi yakın zamanda gidip borç bulmaya çalıştı ve bulamadı, Temmuz, Ağustos'ta da bulmaya çalıştığında bulamazsa riskler giderek artacak demektir. Bu da kur üzerinde ciddi bir baskıyı beraberinde getirecek demektir. Sevgili dostlarım, bu arada israf etmeye devam ediyoruz ne yazık ki. Özellikle belediyelerin ne kadar büyük israflar içerisinde olduğuna son zamanlarda çok net bir şekilde şahit olduk. Bunun yanında kamuda ısrarla israf etmeye devam ediyor. En son bir örnek vereceğim sizlere. İçişleri Bakanlığı en son Samsun Valiliğine 1 milyon 745 bin liralık bir makam aracı tahsis etti. Ya koskoca devlet 1 milyon 745 bin liranın lafı mı olur diyebilirsiniz. Bakın sevgili dostlarım, kaç il olduğunu, kaç ilçe olduğunu, kaç bölge olduğunu şöyle bir tasarlayın. Kaç kamu görevlisi olduğunu ve bu kamu görevlilerinin kaç tanesinin böyle büyük makam araçlarıyla gezdiğini, belediyeleri, bütün bunları yan yana koyun ve bunun sonucunda nasıl büyük bir israf içinde olduğumuzu tek bir örnekle anlatıyorum sizlere. Sadece araç örneği bu. Bunun yanına başka başka bir yığın örnek koyabiliriz elbette. En önemlisi, öyle bir iddia var ki biliyorsunuz, daha önce de videosunu yapmıştım. Tam 847 milyon gibi bir rakamın, evet tam 847 milyon liranın vakıf, dernek gibi yandaş kurumlara aktarıldığı sadece İstanbul Belediyesi tarafından. Kim bilir Ankara Belediyesi'nden, kim bilir Bursa Belediyesi'nden ya da farklı farklı diğer belediyelerden nasıl paralar aktarıldı ve bu paralar nereye gitti? Hiçbirini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Hepsi bizim paralarımız ve ne yazık ki bizim paralarımız çarçur edildi sevgili dostlarım. Son 5 yıl içerisinde tam 8 seçim yapıldı ve 8 seçim yapıla yapıla bugüne geldik ve Türkiye'nin bütçesi ilk 4 ayda, 2019'un ilk 4 ayında tam 54 milyar liralık bir açık verdi. Bu bile büyük bir tehlikeyi işaret ediyor ve bu büyük tehlike de yine kur üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak gibi görünüyor sevgili dostlarım. İç meseleleri yanına tabii ki S-400 olayını koyun. Tabii ki Amerika-İran gerilimini koyun. Amerika-Çin gerilimini koyun. Orta Doğu'da özellikle İsrail meselesini koyun. Suriye'nin Rusya ile birlikte İdlib'de gerçekleştirdiği harekatın Türkiye'ye etkilerini koyun. Bütün bunlar aslında
Türkiye'deki iç piyasayı olumsuz yönde etkileyen ve kur şokuna zemin hazırlayabilecek diğer olgular, diğer olaylar. Bunların hepsini konuşmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Bakın yine önemli bir konu. Seçim sonrasında her şey ucuzlayacaktı. Her şey çok güzel olacaktı. Bize öyle söyleniyordu. Özellikle tanzimler sayesinde sebze, meyve, et fiyatları düşecekti. İnsanlarımız rahat edecekti. Bu tip açıklamalar gelmişti. Ama görüyoruz ki et ve süt fiyatlarına %20 oranında zam yapıldı sevgili dostlarım. Bu bizim insanımızın biraz daha fakirleştiği anlamına geliyor. İşte size kur üzerinde bir baskıda insanlar fakirleşirse tekrar altını çizerek söylüyorum daha az harcamak zorunda kalırlar. Daha az harcayan insan demek daha az harcayan insan demek reel sektörün, marketlerin, bakkalların, manavların, fırınların daha az ürün satması demek. Ve daha az ürün satılması durumunda ne olur biliyor musunuz? Bu sektörlerin hepsini biz batmış halde görebiliriz ve bu sektörler batarsa da dolayısıyla bankacılık sistemini de alt üst edebilir. Çünkü çoğu öz sermayesiyle değil, kredilerle ayakta durmaya çalışıyor sevgili dostlarım. Evet, kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Günün sonunda aslında çok fazla olay var. İşte 1 Nisan 22 Mayıs arasında milli gelir 81 milyar lira azaldı. Türk şirketleri borsada 206 milyar lira değer kaybetti. Her bir asgari ücretlerin kaybı 37 dolar yani 210 lira oldu sadece bir ay içerisinde. Türkiye'nin dış borcu 272 milyar lira daha arttı ve 2 trilyon 714 milyara çıktı. Sayılacak çok şey var. Bir yıl içerisinde gıda fiyatları neredeyse %100 arttı sevgili dostlarım. Ve sadece şunu söyleyeceğim. Bütün bu ortam içerisinde önümüzdeki yaz aylarında korkunç bir kur şokuyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz kurun düşmesinden çok daha yüksek bir ihtimal. Ve bu durumda aslında biz kuru baskılayarak, kuru ucuzlatarak yabancının ekmeğine yağ sürmek dışında bir şey yapmıyoruz. Şu anda 6 liradan, 6,02 liradan yabancılar dolar topluyorlar. Yerliler alacaklarını aldı zaten. Ama borsadan çıkan yabancılar kârlarına kâr katmaya devam edecekler sevgili dostlarım. Ve işin kötüsünü söyleyeyim sizlere. Ucuz doları bugünlerde toplayacaklar, yurt dışına kaçıracaklar. Merkez Bankası'nın içini boşaltacaklar. Hem Merkez Bankası rezervlerimiz çökmüş olacak, hem Türkiye ekonomisi iyiden iyiye bozulmuş olacak, hem de sevgili dostlarım, yabancılar maliyetsiz bir şekilde buradan çıkıp gitmiş olacak. Onun için kuru baskılamak ne kadar gerçekçi tartışma konusu. Zaten şunu da söyleyeyim sizlere. 23 Haziran'a kadar maksimum kur baskılanabilecek. Ama 23 Haziran'dan sonra büyük bir fırtına bizi bekliyor sevgili dostlarım. Ama bu büyük fırtınanın zararları bu kez çok büyük olacak. Dolarda çok hızlı yükselişleri hep birlikte görebiliriz ve o zaman şunu hep birlikte söyleyebiliriz. Ya evet, yabancılar gerçekten doları yarı fiyatına alıp kaçmışlar. Keşke o zaman daha atik davransaydık, reflekslerimiz keşke daha hızlı olsaydı ve Türkiye ekonomisindeki sıkıntıları görüp siyaset yerine keşke Türkiye ekonomisini tercih etseydik. İşte o gün geldiğinde bunları söyleyeceğiz sevgili dostlarım. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum ve eğer ki beğendiyseniz videolarımızı mutlaka dostlarınızla paylaşın sevgili dostlarım. Hoşça kalın.